Kıymetli izleyenler, Erkam TV'ye Ramazan ve Hikmet programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca Erkam TV ekranlarında Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla birlikte Ramazan ve Hikmet programıyla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü programımızda kanayan yaramız, insanlığın evet. onur sınavı Gazze'yi konuşsak. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz. İbadetlerimizi yapıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Teravih namazlarına gidiyoruz. Ee, güzel bir şekilde Ramazan-ı Şerifimizi geçiriyoruz ve Ramazan-ı Şerif'in bereketinden, maneviyatından faydalanmaya gayret ediyoruz. Fakat Gazze'deki kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'i hak ettikleri evet. gibi maalesef yaşayamıyorlar. Bizler de Müslüman olarak onların bu durumuyla dertleniyor ve neler yapabiliriz Tabii. sorusunu her daim kendimize soruyoruz ki evet. e, boykotu hiçbir zaman gündemimizden evet. düşürmüyoruz. E, geçtiğimiz günlerde e, boykotun e, ciddi manada fayda gösterdiğine dair e, veriler açıklandı. Evet. Bu da bizi e, mutlu ediyor ve üzerimize düşeni yapmaya devam etmede bizi e, şevklendiriyor. Evet. Peki biz bu ay vesilesiyle e, tekrar Kudüs'ü, tekrar Filistin'i, tekrar Gazze'deki kardeşlerimizi nasıl hatırlarız? İftar sofralarımıza, sahur sofralarımıza, teravihten sonra yaptığımız dualara evet. oradaki kardeşlerimizi nasıl dahil ederiz hocam? Rahmetli Nuri Pakdil'in dediği gibi Kudüs Filistin gazi hepimizin önünde bir sınav kağıdı yani. Evet. O metaforu unutmamak lazım. Yani aslında biz nerede hangi halde yaşıyorsak yaşayalım, yemeğe oturduk. Ya bu kardeşlerimiz ne yiyorlar? Yatağa yatıyoruz. Geçen bir fotoğraf paylaştı çocuklar çadırda, çamur içerisinde yatıyorlar yani. E biz sıcak yatağımızda yatıyoruz. Ee, e, üstümüzü başımızı giyiyoruz, güzel elbiseler giyiyoruz, onlar ne giyiniyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, biz rahat rahat özgürüzlü dolaşıyoruz. Bu insanlar evinden bir başka eve, e, sokağa çıkamıyorlar yani bombaların altında. Evet. E, Nuri Pak dediği merhumun sınav kağıdı metaforu hiç unutmamamız lazım, bu dehşet bir şey. E, önünde sınav kağıdı olan bir insan, öyle bir eli yağda, bir eli balda oturamaz, tasasız oturamaz yani. evet Sınav kağıdımız var ve süremiz de az. Ee, burada sınav olan kağıt değil. E, sınav olan o e, mesele de değil. sınav olan biziz yani. Dolayısıyla hangi halükarda olursak ol, olmamızı unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Bizim yani şöyle bir şey var. Ee, insan kelimesini e, nisyandan getiriyorlar Arapçada. Ya yani insan kelimesinin kökü nedir diye araştırıyorlar. Hı hı. Nisyan olduğu söylenir. Unutmak. Biri de ünsiyetten getirmiş. Ünsiyet dediğimiz şey, birlik olmak, beraberlik hmm. olmak, sevmek, muhabbet. Yani hayvanlar muhabbet edemezler yani. Ee, eşleri, çocuklarıyla bile bizim gibi değiller. İnsan muhabbet eder. Ünsiyet kurar, dostluk yapar. Hmm. Arkadaşlık yapar, muhabbet yapar. Da. Bu ünsiyet kelimesi den getirenler var. İnsan, ünsiyet kuran canlıdır. Diğerleri kuramazlar çünkü. Evet. Bir anlamda insan unutan canlıdır insan unutur. Onun için demişler ki hafızayı beşer nisan ile mağlüldür. Evet. Ama şöyle bir şey de var ki unutmak bizim şiddetle aleyhimize bir şey. Unutuyoruz. O kadar unutuyoruz ki yani bazen e, yani geçen de söylemiştik Peygamberimizi Cenab-ı Hak tanımlarken fezekir, innama ente müzekir, hı hı. hatırlat, sen bir hatırlatıcısın diyor. Unutuyoruz. Birisinin bizi hatırlatması lazım. O yüzden geçen programda konuşmuştuk mekan meselesini. Hı hı. Mekan en kuvvetli hatırlatıcıdır. Yani bir mekanda bir şey yoksa hatırlatılacak bir şey yoksa hatırlayamazsınız. Bakın bir örnek vereyim. Ya yani biz çocukken iyi hatırlıyorum. İşte bakkala giderdik. Bakkal amcanın hı. oturduğu sandalyenin arkasındaki duvarda bir tabel olurdu böyle. Erkası bu Habibullah. Hiç unutmuyorum. Hı. Ne çalış, demek hocam? Çalışan Allah'ın sevgilisidir. Hmm. Şimdi biz Habibullah diye peygamberimiz diyoruz ya. Ya hayır diyor. Asıl çalışan kişi Allah'ın sevgilisidir. Peygamberimiz tabii ki Habibullah. Şüphemiz yok. Hı hı. Ama sen Habibullah olmak istiyor musun? İstiyorum. O zaman çalış kardeş. El kasi bu. Yani kazanıp çalışan Allah'ın sevgilisidir. Diyordu evet. orada. Ve onu bir görüyordum. Ha diyor ne güzel ya. Allah için çalışmak olduğu zaman e, Allah'ın sevgilisi olmuş oluyoruz ama değil mi hocam? E, tabii yani, yani, Bir parantez açmış olalım. Evet. Yani çalışmayı işte Allah rızası için sadaka vermek için, Allah rızası için insanlarla ünsiyet kurabilmek için, insanlara faydalı olabilmek için çalıştığımızda o çalışma bizi Allah'ın sevgisine ulaştırır. ulaştırıyor. Tabii şeytan da yoksa hiç, hiç kimse Hı -hı. şeytan kadar çalışamaz. ya. Yani. Evet. Yani en çalışkan varlık kesin şeytandı. 24 saat çalışıyor. Full time hiç uyumuyor da, dinlenmiyor Hı. da. O diye, tabii ki kasıt o değildir. Yani bunun şeyi şu. Yani Allah tembeli sevmez. Hı hı. Var ya. Yani Allah da kul da tembeli sevmez evet. yani. Allah çalışanı sever. Şimdi bak ben onu bir görüyordum orada. O hatırlı bir de hatırlıyordum. Ne güzel. Mesela e, evlerde böyle tabelalar vardı. Eve girerdik, kapıyı açardık mesela. Karşıda bir tabela. E Allah. Rızık Allah'tan. Rızık Allah. Ay ya. Şimdi bunu mesela şöyle. el rızkı Allah, rızık Allah'tan diye çeviriyoruz. Halbuki öyle değil. E rızık Allah. Rızık Allah'ın üzerinedir. Allah rıza kefildir demek. Hmm. O ala, Arapçadaki ala, ala üzerine demek. ya yani Allah'ın üzerine rızık bir borçtur. Ha O hı hı. yarattığı kulun rızkı. Yani diyor ki bunu endişesini çekme. Evet. Sen çalış. Rızık endişesi çekme. Hazreti Ali diyor diye insanlar Allah rızka kefil ama imanınıza kefil değil. Hmm. Rızkı bırakın demiş. İmanın değerini ne düşün ya. Halbuki insanların yüzde 99'u rızık kap kapeşinde. peşindedir. Hiç iman dediğinde kaç kişi var bilmiyorum. O tabloyu gördüm bir de bana bir şey hatırlatıyordu. Hatırlıyordum ben kendimi. Ha diyorum çeki düzen. O tabloların hepsi kalktı. Şu an tablolar yok. İşte onun yerine işte malum tabalalar var şu anda. İşte kolanın tabalası, işte Facebook tabakaları. Şunların hmm. şeyleri o, o ilanlar var. Evet. O zaman Gazze'yi hatırlamamız için şimdi heh bunu diyeceğim. Mekana getirmemiz gerekiyor değil Evet, mi hocam? şimdi biz Gazze rahmetli eee Nuri Allah cariye rahmet etsin. Mü Müthiş metafor olmuş. Evet. Kardeşim, her müminin önünde sınav kağıdı diyor. Yani evet. hatırla bunu, bunu unutmak gerek. ben şimdi eve gidiyorum. işe gidiyorum. E, bir restorana gidiyorum, bir kafeye oturuyorum. Evimde yemek yiyorum, çocuklarla muhabbet ediyorum, televizyon izliyorum. Kardeş, yapıyorsun bunları da. Bunu senin kardeşin yapamıyor oradakiler. Bunu evet. sen bunu düşünüyor musun? Aklında mı bu? Ha şimdi diyebiliriz ki, ya hocam böyle de yaşanmaz ki diyebiliriz. Ama Peygamberimiz ne buyuruyor? Bir Müslüman eğer ki elhamdülillah Müslüman diyor ki, müminler, dünyanın bütün müminleri bir bedenin azaları gibidir diyor. Evet. Eğer o azada bedendeki herhangi bir ağrısa diye taraf bana ne diyemez ya. Şimdi mesela benim e, sağ elimin işte işaret parmağı ağrıyor, acıyor. Kesildi veya ağrıyor. Şimdi sol elim diyor ki bana ne kardeşim sen sağ elinden diyemez yani. Evet. Vücutta nerede bir arıza varsa bütün vücut, beyin, kalp her şey oraya odaklanır. Peygamberimizin çok güzel bir metaforudur bu. Müminler bir beden gibidirler. Mesela biri diyor ki, efendim Gazze'den bana ne? E, Tabii tabi sana ne? Sen Müslüman değilsin kardeş. <laughs> Müslümansan bunu diyemezsin zaten. Eğer bunu değilsen o peygamberini yalanlamış olursun haşa. Evet. Bunun güzel bir şeyi vardır. Ee, Ali Şeriat'i adını duyanlar bulmuştur. Yani bu da kendisi bir mücadele vermişti. Büyük mücadele vermişti. Fransa'dayım diyor. Paris ee, Paris'te okuyor o, o şeyde Sorban'da. Bir parkta oturuyorum diyor. Düşünce halinde da, dalmış düşünceye. Ben diyor düşünüyorum bir bir Fransız arkadaşım geldi diyor. Michel diyelim Michel. Dedi ki diyor, Ali ne düşünüyorsun? Dedim ki diyor işte Moro'daki Müslümanlar ne olacak? Şuradaki Afrika'daki Müslümanlar Hı. ne olacak? Onları düşünüyorum. Bana dedi ki diyor, Ali e, aç mısın dedi diyor. Hı. Ben de açım dedim diyor. Dedi ki diyor Ali param var mı dedi diyor. Dedi ki diyor param yok dedim diyor. Ali diyor sana ne diyor Eritre'deki Moro'daki Müslümandan ağırdan. açsın diyor ya açsın. Karnını doyurabilsin diyor. Ne, ne düşünüyorsun falan dedi diyor. Birden düşündüm diyor. Hey ya ne, ne yapayım? Ben? Karnımı doyuramam falan. Ama ona ben bunu anlatamam diyor yani. Şimdi biz peygamberimiz e, açtılar. Ama romanın fetih planlarını yapıyorlardı yani. İstanbul'un fetih planlarını yapıyorlar Ne alakası Öyle şey olabilir mi? Dolayısıyla bu sınav kağıdı metaforunu unutmamamız lazım. Evet. Önümüzdeki kağıd olarak açılır bu. Evet, sizin e, Ramazan biraz da annedir kitabınızda e, dinleyicilerimizin tekrar gündemine getirmiş olalım. Dursun Eli Töker hocamın Ramazan biraz da annedir kitabından aslında yola çıkarak bazı mevzuları konuşuyoruz. Değerli dinleyenler. Ee, bir e, fırına girdiğinizde orada iftar sofrası için sıcak ekmek hmm. e, kovalayan insanlardan yola çıkarak yazmış olduğunuz evet. e, oruç e, tarifi var onu başka bir programda yine konuşacağız ama evet. şuraya gelmek istiyorum yani bizler açlığımızı Gazze'deki kardeşlerimizin açlığıyla buluşturduğumuzda Heh. bu ayı evet. e, en güzel şekilde idrak etmiş olacağız aslında. Bu Ramazan ayı bizdeki yerini bulmuş olacak diyebilir miyiz o zaman? İşte, işte evet. Yani biz eğer e, peygamberimizin tanınmadığı anlamda bir Hı -hı. Müslümansak, Müslüman kardeşimiz dünyanın her neresinde olursa olsun onun dişi ağrıyorsa bizim dişimizin ağrıması lazım. Hı -hı. Onun başı bizim başımız ağrıması lazım. Şimdi eee Gazze'deki Müslümanlar ben iftar sofrası dediğiniz şimdi o o sofraya ee, onlar gelemeyecek, ee, ben de oraya gidemeyeceğim. Ama onların hali bana sorfada bir tavır e, göstermesi lazım. Hı hı. Yani benim bir tavır almam lazım. En basitinden, en basitinden şunu düşünüyorum. E, şimdi bazı böyle şeyler vardır, insanlar vardır. İşte aman çocuğum acı görmesin, sıkıntı görmesin. Aman işte bu kötülüğü şunu görmesin. Steril bir çocuk yetiştirme huyları vardır. Hı hı. İşte kötülüğü görmesin, kan görmesin, işte savaşı görmesin kardeşim. Aynı Buda gibi yetiştiriyor çocuklarımız. Hı hı. Buda da öyle yetiştirildi ya. Bugün Buda bir kaçtı ki saraydan dünya öyle değilmiş ya. Ya yani en büyük kötülüğü yapıyoruz. O sofrada otururken ya bu şu demek değil. Ee, mesela diyor ki e, anne baba çocuğun başına e, yaptığı iyilikleri kalkmayacak. Bu çok tehlikeli bir şey. Bazı anne babalar bunu sık yaparlar böyle. Sen yaşındaki biz yemiyorduk işte bulamıyorduk şudur falan diye çocuk ne yapsın işte bulmuş yiyecek yani başka kalkılmaz bu bir taraftan da yani şöyle bir şey e, işte arkadaşlar çocuklara falan ya bak biz Allah aşkına soframıza bunca nimeti yiyoruz şu anda kazinede yemek bulamıyorlar yani ekmek bulamıyorlar e, dolayısıyla onları düşünmemiz de gerekiyor ne yapalım düşünmemiz gerekiyor hı hı. E, mesela e, en basitinden e, geçen de Mardin'de almiyorsan bir kardeşimiz ee, çok güzel bir e, bireysel örnek vermiş. Gerçekten bu karınca metaforu harikadır ya. Yani. Karıncanın Süle İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Karınca da ateşe doğru gidiyor. Hı hı. Ne yapıyorsun diyorlar? Su taşıyorum diyor. Telaş saçmalama senin suyundan İbrahim ateşi sönmez diyorlar. Ya diyor, safımız belli olsun diyor kardeşim. Ben ne yaptım belli ya. Ben diyeceğim ki İbrahim Aleyhisselam ateşi sönmesi için uğraştım ya Derim. Niye böyle diyeceğiz? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Şimdi tam atlayayım ama ayeti. Diyor ki oradan, onların öğüt almayacağını bile bile, neden öğüt veriyorsunuz diye sorarlar. Hmm. Onlara. Neden nasihat ediyorsun? Neden hatırlatıyorsun? Niçin anlatıyorsun? Onlar derler ki diyor, e belki tesir eder. Daha da önemlisi şu, ruz i mahşerde bir bahanemiz, gerekçemiz olsun diye yapıyoruz hmm. Bak bu çok önemli hocam. Yani, Şimdi diyor ya, e, bu dünyadaki açlığın yok olduğunu, yok olması için sen ne yaptın? Kötülüğün kalkması için sen ne yaptın? Hı hı. Ne yaptın? Bak, ne yapmaya çalıştın? E, dolayısıyla ben şimdi ne yapıyorum diye düşünüyoruz. O ayet gereği ne yapabilir? O kardeşimiz çok güzel bir formül kendince. Evlenecek, düğünü var. Düğün zamanı ayarlanmış. İşte altınlar alınmış, yer ayarlanmış. Gazze hadiseye çıkınca bu kardeşimiz hanımıyla kafa kafaya vermiş. Bütün düğün masrafları ne kadar varsa satmışlar altından şundan bunlar. Düğün yeri iptal etmişler. Parasını almışlar. Düğün için ne kaç lira harcayacak? 200 bin lira. Hepsini göndermişler. E, yardıma göndermişler. Şimdi bu adam Cenab-ı Hakk'ın huzurunda var. Yarın ruzu mahşeri anlak çıkacak ya. Ya Rabbi ben bunu yapabildim diyecek yani. Sınav kağıdımızı biz nasıl dolduruyoruz? İşte bu arkadaş sınavı geçti şu anda. Eyvallah. Ya herkesin kendince yapacağı bir şey var. Mesela şu an biz ne yapıyoruz? E, i̇ftar e, e, davetleri veriyor. Şunlar bunlar. Abi herkes iftar davetini bu senelik vermesin. Konu olmuş, akraba belki olur ama yani bir yere O paralarını alsın. E, oraya göndersin. Yani göndersin. Büyük şirketler şunlar bunlar davetler veriyorlar. Göndersin en basitinden. Ben e, şöyle bir şey var. E, bir şey eski deren tabiriyle gözden ırak olursa gönülden de ırak olur. Hı hı. Şimdiki bu Gazze'deki Müslümanlar bize aslında yani bir Müslüman nasıl olmalıdırı, bir iman ne işe yararı o kadar güzel anlattılar ki bize. Anlattılar ki Kesi Tibbs'ın yanılmıyorsam bir sözü var. Ee, diyor ki ben diyor Müslümanların halini görseydim Müslüman biraz zor olurdum diyor. Dünyadaki Müslümanlar yani zor olurdum. Şimdi ama şu anda tam tersi oluyor. Dünyada binlerce insan Gazneli Müslümanlara bakarak Müslüman oluyor. Evet. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bak ilk defa topluca Gazneli ki ya bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir inanç ki insana bu kadar mı tevekkül yapabiliyor? Şimdi biz o sınavdan da kaybettik şimdi. Ya. O, o açıdan konuşursak eğer. Ya mesela ben şimdi şunu diyeceğim. Ben e, edebiyat öğretmeniyim. Benim görevim şu anda bu. Edebiyat öğretmeniyim. Üniversitede desteğe gidiyor Tamam. Ee, şunu düşündürün ben Eğer benim desteğe girmem meselesiyle sebebiyle, nedeniyle, neyse hı hı. bir tane öğrenci edebetten nefret ederse bu benim kendi meslemi ihanetimdir. Hı. Yani. Ekmeğime de ihanetimdir kardeşim. O zaman şunu diyoruz. Bizim Müslümanlığımızda biri evet. Müslümanlıktan nefret ederse ediyorsa onun bütün yapar bizim üzerimiz. Çok tehlikeli bir şey bu. Evet. Çünkü peygamberimiz diyor ki sizin birinizin aracılığıyla bir kişinin İslam'a girmesi üzerine güneş doğan her şeyin daha hayırlıdır diyor. Şimdi daha iyi biliyoruz. Şu anda üzerine güneş doğan yaklaşık 9 gezegen var yani. <laughs> tamam mı? 9 gezegendeki her şeyin daha hayırlıdır dünyadakilerden diyor mu diyor? Abi bunun tersini demek lazım. Nasıl hocam? Yani bir kişi sizin yüzünüzden İslam'dan soğursa ve İslam'dan kaçarsa Üzerine güneş doğan her şeyin vebalesinin üzerindeyiz. Hmm. Demek lazım. Böyle. Korkması lazım. Yani bizim şunu düşünüyorum ben. Cahit Saripoğlu mevhumu. Mesela şu an Kayserideki Müslümanlar alnları ak. Gerçekten. Alnı açık. Göğüsleri ak sinirler ak. Hmm. Ya ki, ben böyle böyle sıra bir Ben milyonlarca insanın Müslüman olmasına İslam'a girmesine sebebi bu. Şu an Bireysel Devlet Başkanı İsrail büyük ülkesini ülkeden kovmuşlar. Evet. Yani devletleri tavır almaya zorluyor. Ne zorluyor o insanlara bu tavrı? Aslında burada gerçekten kaybeden İsrail lanet zaten kaybetti de kaybeden o kazanan bir şey yok burada. Şimdi içimizde bulunduğum, içine bulunduğum durum benim tavrım bir kişiyi benim inancından soğutuyorsa ben bunun vebanı çekmem lazım. Cahit Sarifoğlu mevhumun çok güzel bir sözü vardır hocam. Der ki bizi bu parantezler mahvetti. Bizi bu parantezler mahvetti. Evet parantez ne? Ne? Bakın çok güzel bir örneği var. Diyor ki peygamberimiz buyurmuş ki diyor komşusu açken tok yatan bizden değildir. Öyle bir hadis var. Var tamam. Hı hı. Ama biz ne yapmışız diyor. Komşusu açken aç parantez. Hı hı. Hakiki manada kapa parantez Müslüman değildir. Ya hmm. Adam bunu bir okuyor. Ya, hakiki değil ama Müslümanım işte. Ne yapayım? O kadar idare edelim falan diyor. Hakiki değil diyor ya orada. Gerçek manada Müslüman değil. Ya o hadisin aslında o yok ki kardeş. Sen niye araya koyuyorsun? Çünkü bu hadis söylendiği zaman sahabeler uyuyamamışlar. Bunu duyuyorlar. Sabah kadar uyuyamıyorlar. Ya acaba komşu var mı açmaç diye. Adam panik diyor. Korku kaplıyor. Şimdi mesela hiç kurban kesmeyen, yani, bizim musallamıza gelmesin. Yani gerçekten Müslüman değildir. Yani aç parantez koyuyorsun oraya. Mesela Peygamberimiz bir gün pazara gitti diyor. Hı hı. Bir adam Huba satıyor çuval içerisinde. Peygamberimiz elini daldırdı. Adam ıslakları aşağıya koymuş, yaşları. Kuruyu yukarı koymuş. Kandırıyor. Peygamberimiz dedi ki diyor, مَنْ قَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا Bizi aldatan bizden diyor. Evet aldatan bizden diyedi. O, o diyor Cahil Sarıfoğlu, şöyle aldatan, Hakiki manada bizden değildir. Ya niye parantez koyuyoruz? Adam bir Müslüman olur insanız daha sonuçta. Hı hı. Birini aldatırsam, kandırırsam, ben Müslüman'dan çıktım bunu biraz korsun ya, bir tedirgin olsun ya, olmuyor adam. Çünkü hakiki diyen diyor. Sahtesi oluyor diye diye ne yapar? İçinde bir teselli buluyor. Hayır teselli bulma. Sen müşterini kandırdın kardeşim. Geçen bir camide bir hoca bahsediyor. Muhterem Müslümanlar diyor içinizde diyor. Ola ki diyor şeyler vardır. Esnafta var diyor. Peygamberimiz esnaflara böyle böyle uyardı diyor. Bak kimseyi kandırmayın diyor. Sanki peygamber sadece esnafa söyledi olsun. <laughs> böyle bir şey olur mu? <laughs> Bana da diyor ki sen ne iş yaparsın? Öğretmenim öğrencini kandırırsan bizden değilsin. Defol Eyvallah. git ya. Yani muhatabın, hepimizin muhatabı var. Yani esnafı muhatabı müşteri. E benimki öğrenci, doktorunki hasta. İşte efendim anne babanın işte çocuğu. Hı hı. İşte efendim e, kim cemaati. Herkesin muhatabı var. Peygamberin gene de şu. Muhatabını kandıran, aldatan bizden değildir. Anla ya. Ben bunu bileceğim. Şimdi bak bu olmayınca içimizde tedirginlik olmayınca söz bize tesir etmiyor. Evet. Etmiyor. Şimdi gazetedeki adam bakarak binlerce insan Müslüman oluyor ya şu anda. Bana bakarak olmuyor ya. Evet. Olmuyor. Abi o zaman ben bunun tedirginliğini çekmem lazım. Bana bakarak adam dinden çıkıyor ya. Dinden soğuyor. Ya Müslümanlar böyle söylüyor. Ben onu falan. Haşa. Geçen camide bir ihtiyar çocuklara bıçak çekmiş. Çocuklar camide oynuyor diye. Allah Allah. Tedirgin yani bu da basına yansıdı. Yani artık ne kadar bunaldıysa ihtiyar dediğimiz bilmiyor ama bu adam herhalde artık sınıra gelmiş. Bıçak çekmiş çocuktan üzerine yürümüş. Terk edin burayı falan diye. Şimdi bu adama sorsan Allah'ın mabedini koruyor. Sorsak ya. Yani. Ya camide gürültü yapıyorlar. Allah'ın evinde oyun yeri mi lan burası gibisinden kızmış, öfkelemiş belli ki ihtiyar. Şimdi bunu nasıl ortasını bulacağız abi? Ortasını bul. Beş öğretmenim, derse giriyorum. Diyorum ki ya benim birinci görevim şu hocam. Mesela ben babayım tamam. Birinci görevim şu. Kendimi sevdirmem lazım. Evet. Bak sevdiğim lazım. Peygamberden özel üçlü. Peygamber herkes çok sever. Çok sevilirler. Öyle ki adam ayrılmak istemiyorlar onlar. Hı, hı. Bunu sevmeyenler kesin şeyler, çekemeyen hasetler yani. Biliyor aslında. Şimdi ben öğretmenim. Kendimi sevdirmem lazım. Yani öyle sevdireceğim ki benim dersime gelmeye can atacak, dinlemeye can atacak. Tamam mı? Ya benden dolayı olay bir kötü görmeyecek. Bir çocuk benim dersimi, ya yani çocuk benim babalığı sevecek ya. Ne oluyor biliyor musun? Çoğu insan, evli, evlenmeyen insanlar var delikanlılar. Biliyor siz de biz de Yahya ya, Kemal hiç evlenmemiştir. Tanpınar evlenmemiştir. Mesela bak. Bunların hayatlarına bakın Yahya Kemal'in. Çok kötü bir babası var. Hı, Hı. Kötü derken yani insan olarak demiyorum. Annesiyle sürekli bir Annesi çok mübarek bir kadın. Sürekli abide bir kadın. Ama babası daha çok hayat yaşamak istiyor. Bütün çalışmalar yaşıyorlar. Şimdi bakıyorsun ee, evde çatışma yaşanırsa çocuklar evlilikten nefret ediyor. Baba olmaktan ödülleri kopuyor. Evet. Anne olmak. Şimdi bu basit bir şey değil. Ben şimdi hangi kimliğim var? Müslüman kimliğim var. Abi ben adam bakacak. Ulan bu İslam ne güzel bir şey. E ee, ben bunu diriltmiyorsam hocam. Diriltmiyorsam ben bunun vebanı çekerim. Eyvallah. Yani. Bugünlerde de hocam Müslümanlığı en güzel yansıttığımız Alanımızda Gazze ile olan irtibatımız i̇şte, olacak evet, değil evet, mi? Yani evet. biz dışarıdan bize bakıldığında Müslümanız e, ama Gazze'deki kardeşlerimize yapılan bu e, soykırım karşısında da duruşumuz bu. İşte televizyonlarda iftar sofralarıyla ilişkilendirilen bir takım içecekleri kesinlikle ya, işte almıyoruz. Evet. İşte bir takım markalara kesinlikle e, muhtaç kalsak dahi o markaları kullanmıyoruz. E, i̇şte boykot hassasiyetimiz var. Gazze'deki kardeşlerimizi e, her daim gündemimizde tutuyoruz ve onlarla irtibatımızı e, korumaya çalışıyoruz. Evet e, Diyerek Müslümanlığımızı yaşayacağız ki karşı tarafa bir örnek sergilemiş olalım. Tabii. Hocam. Zaten vicdanımızı susturamayız. Yani evet. o kardeşlerimiz orada açken, bir ilaçken Hı hı. E perişanken ben burada keyifliysem rahat rahat yiyip şişip yatıp uyuyorsam ve bunu hı hı. dert edinmiyorsam ben bunu dert edinmem lazım işte. Eyvallah. Aileyi nasıl taşımak lazım yani, hocam? Evet. Yani yavaş yavaş vaktimizin de sonuna geliyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ee, bir iftar sofrasında işte siz sohbetimizin başında bahsettiniz. Ee, işte oradaki kardeşlerimiz açken e, biz onların derdiyle e, dertlenmeyip işte iftar sofralarında e, onları unutarak bir iftar yaptığımızda bu Ramazan-ı Şerif'in aslında hakkını vermemiş oluruz. E, Kardeşlik hukukuna oluruz. sığmıyor. Kardeşlik hukukuna sığmıyor. Sığmıyor. Evet. İftar sofralarımıza nasıl evet, taşıyacağız? Evet. Bir Ramazan gününde gazeli kardeşlerimizi nasıl e, anacağız ki bu işte Nuri Pakdil'in ifadesiyle sınav kağıdımızı evet. e, güzel verelim. Güzel verelim. Yani... Her anımızda bu tür sorunlarla yüzleşmek, hı hı. işte Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz perişan bir halde. Şimdi en basitten şunu söyleyeceğiz. Yani e, ben şuna her zaman söylerim. Düşmana kızmak çok yanlış bir şey. Hı hı. Kendimize kızmak daha doğru bir şey. E, Tostoy'un çok özlü bir sözü var. Tostoy diyor ki şeytana küfredeceğine diyor. kızacağına hı hı. bir iyilik yap da o sana kızsın. Diyor. Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak. Mum yak. Yani şeytana kızıp bağırma. Sen bir iyilik yap da şeytan sana kızsın, öfkelensin. Tamam mı? Öfkelensin. Evet. Ve şimdi yani işte en büyük resimde Müslümanların bu durumdan çıkması için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Yani bu sefil, perişan, evet. ezilen, hor görülen, hakkını bile savunamayan, canını evet. savunan insan ne yapmamız gerekiyor? O büyük bir resim var ya burada. Çok daha güçlü olmamız lazım çok daha birlik olmalı. Çocuklarımızı bilinçlendirmemiz lazım bu hususlarda. Şimdi İsrail'de bakıyorsunuz çocuklara e, o dersler paylaşılıyor. Yani bir Müslüman görürsen ne yapacağım? Öldürürüm. İlkokulda, anaokulunda bu bilinci işliyorlar çocukları. Ya biz evet. ne yapalım şimdi? Sofrada yemek yiyeceğiz, baba iştahımızı kaçırma derler yani. Bu çok yüksek bir bilinç yani bu. Dolayısıyla ben şimdi düşünüyorum, e, şöyle bir şey var. Yani e, hani derler ki, İnsan ara, araması lazım. Aramadığın bir şey ulaşamaz. Yani bulanlar arayanlardır. Her arayan bulamaz ama biri de bulmuşsa kesin aramıştır. Şimdi e, şu anda da var. Yani bu gazzeye yardım götüren kuruluşlar var. Hı -hı. Bizim, ben, ben şahsi katimi söylüyorum. Daha fakir sofralarda iftar yapalım. Ama bu paylaşımlarımızı onlarla gönderelim. Artıralım bunlar. Daha evet. fakir sofralarda. Bakın. E ee, bin Cerrahı bilirsiniz. Sahabi-i evet. Keram'dan büyüklerinden'dir. Çok güzel bir şey vardı. Menkıbesi vardı bu mübarek. Menkıbe değil de. Biliyorsunuz bu Şam valisi. oluyor. Übeyde bin Cerrah da peygamberimizin itifatına mazhar olmuş büyük sahabeleriniz. Biliyorsunuz adı şu. Ümmetin emini. Sıfatı bu. Hazreti Ömer Şam valisiyken herhalde bunu denemek istiyor. Ya nasıl bir emin bu? Şam'a geliyor halifeyken hocam. Diyor ki e, orduyu denetliyor askerleri. Tabi komutan aynı zamanda Übey Demir'in Celal Hazretleri. Diyor ki e, bir yemek yiyelim diyor Hazreti Ömer. E, diyorlar ki e, askerin yediği yemekte mi verelim yoksa e, işte komutanın verdiği yemekten yani mi? Übey Demir'in Celal'in yemeğinde mi? Valinin yemeğinde Diyor ki ikisinden de getirin. Merak ediyor, ne yiyor bunlar diye. Hı hı. Şu oturuyorlar hocam, bir yemek geliyor. Yemek et yemeği, işte trit yemeği, efendim et suyu falan böyle bayağı bir zengin bir sofra geliyor. Diyor ki bu kimin yemeği diyor? Diyorlar ki bu askerin yemeği diyorlar. Hı. Vay. Hazreti Ömer diyor ki ulan askerin yemeği buysa bu valinin yemeği nasıl bir şey? Merak ediyor. Bir aslan diyor ki valinin yemeği gelecek geze diyor, getirin getiriyor ki bir kuru ekmek, bir adım işte bir hurma, kuru hurma bir ekmek getiriyorlar. Hazreti bir görüyor bunu, şok oluyor. Diyor ki, ya bu valisi ya, valini yediye var. Diyor ki Hazreti Ömer, Ey Cer Übeyde diyor, Allah'ın Resulü sana diyor, ümmeti emin dedi ya diyor. Ne güzel buyurmuştu diyor. Vallahi diyor Übeyde diyor, bu dünya diyor, herkesi bozdu, biz seni bozmadı diyor. Biz seni bozmadık diyor. Bak, Müthiş bir şey bu ya. Yani şimdi biz e, ümmetin emini emini miyiz değil mi bilmiyoruz ama benim şahsi kanaatim hocam e, Türkler milletimiz tarih boyunca bu milletin emini olma görevini var ya. 5-600'ü devam etti. Bütün coğrafyalarda. Şu anda Osmanlı'nın dağıldığı yerden yaklaşık 55-60 belki devlet, çık vardır ya. Evet Müthiş bir şey. Dolayısıyla bu eminlik görevimizi sadece orada değil evimizlere ben diyorum, düşünüyorum yemin ediyorum yani bu yıl e, daha fakir sofralarda iftar yapalım ve bu bilinci taşıyalım çok da. Yani diyelim biz bu sofraya işte 500 lira mı harcayacağız, 100 lira mı, 50 lirasını oraya verelim. Gazze'ye verelim. Gazze'ye gönder. O yardım kuruluşlarına ki kardeşim benim 30 iftarımdan, 30 sahurumdan ayırdığım para 2000 de 3000, 5000 neyse Eyvah. onu verelim diyelim. Bu, o sınav kağıdından yüz akıyla çıkmamıza vesile olacak. Çok değerli bir hareket olacağını eminim. Eyvallah. Ve iftar sofralarındaki sohbetimiz de özellikle evlatlarımızın Filistin şuuruyla, Kudüs şuuruyla ve evet. Gazze'li kardeşlerimizin e, yaşamış oldukları bu evet. e, mahrumiyetin e, anlatıldığı sofralar tamam. olsun ki biz çocuklarımıza e, Kudüs'ü, Filistin'i evet. anlatmış olalım, tanıtmış olalım. Tamam. Profesör Doktor Mehmet Eminay hocam da yapmış olduğumuz bir programda hocam öyle demişti. Çocuklarımıza Mescid-i Aksa'nın ninnilerini söylememiz lazım. Onları o ninnilerle uyutalım ki evet. çocuklarımız uyandıklarında o bilinçle dirilsinler. O bilinçle uyansınlar. Evet. Ve Mescid-i Aksa Filistin, Kudüs bizim kanayan yarımız olmaktan evet. kurtulsun demişti. İnşallah. Ramazan bir annedir. Ramazan-ı Şerif'in böylesi bereketlerini yine çocuklara yansıtacak olan yine annedir hocam. Tabii. Bu vazife yine annelere ve babalara düşüyor. Tabii, tabii. Ee, buradan Yani da o sohbetten etmiş olalım. düşürmemek lazım. Yani Eyvallah. bir şey işte dedi ki, ya yani gözden ırak olursa, gönülden de Hı. ırak olup gidiyor. Göz önünden düşürmemek lazım. Irak etmemek lazım. Bunları. Evet. Nuri Pakdil Üstad'dan bahsettiniz. Evet. Der ki Yüreğimin yarısı Mekke'dir. Hmm. Diğer yarısı Medine'dir. Üstünde bir tül gibi evet. Kudüs vardır. Kudüs var, evet. Yani bütün gündemim, bütün evet. kalbim e, Kudüs'tür. Kudüs'le atar. Bu Ramazan'da bizim gönlümüz öyle olmalı. Tabii, tabii. Diyoruz inşallah. inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah razı olsun ediyorum. hocam. Gönlünüze sağlık. Bir kez daha Ramazan ve Hikmet programında bizi yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam. ediyorum. Allah razı olsun. Kıymeti izleyenler, Erkam TV'de Profesör Doktor Dursun Eli Töker hocamla birlikteydik. Ramazan ve Hikmet programının bu bölümünde Gazze'yi konuştuk. Müslümanlığımızı konuştuk ve Gazze hususunda neler yapabiliriz? Ramazan ayı boyunca Gazze'yi gündemimizde nasıl tutabiliriz sorusunu ele aldık. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.